Merhabalar efendim. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Videomun konusu, içeriği çok güzel ama buna girmeden hemen önce kanalıma abone olmayı, aşağıdaki böyle bildirimlerden, yeni videolardan haberdar olmak için zil işaretine dokunmayı ve videonun sonunda merak ettiğiniz konular hakkında yorumlar yazmayı unutmayın. Ona göre ben tekrar size bir sonraki video çekiminde hazırlıklı olabilirim. Evet efendim, şimdi toplumda genel bir kanı vardır. Hatta da böyle biraz da argo bir ifadedir. Kadın dediğin sokakta hanımefendi, mutfakta aşçı, yatakta... Her ne kadar bu söz Lev Nikolayevich Tolstoy'a ait olduğu söylense de genel kanı bu şekilde erkekler algılar. Erkeklerin peki gözdesi olan kadınlar nelerdir? Erkekler kadınların ne istediğini aslında bir türlü çözebilmiş değil, kadınları anlayabilmiş değil ama aslında kadınlar onların ne istediğini bulmuşlar. Erkeklerin gerçekte istediği kontrol altına alınmış gibi yapan kadınlar. İşte erkeklerin gözdesi kadın tiplerinden bazılarından bahsedebiliriz. Mesela tatlı kadınlar. Bu kadınlar her zaman mutluluk rolü yapıyor. Ya da gerçekten de mutludurlar. Tam bir Pollyanna'dırlar. Her olaya iyi niyetle bakarlar, iyi düşünürler, olayların iyi yönlerini düşünürler. Eve kocası geldiğinde işte surat asmıyorlar. Maç izlemek istediğinde tabii ki izleyebilirsin diyorlar. Bu kadınların hayatlarının tek gayesi vardır. Aileleri, çocuklarını, kocalarını hayatlarının merkezine koyar ve kendilerinden ziyade onları mutlu etmeyi hedeflerler. Aslında çoğu erkeğin de rüyaları süsleyen bir kadın tiplemesidir diyebiliriz. Diğer bir kadın tipleme mi desek ya da işte özelliği mi desek, evet diğer bir kadın özelliği seksi kadınlar. Aslında böyle kadınları her erkek arzular. Böyle kadınla evli olan bir erkek dünyanın aslında en şanslı erkeği olarak kendini hisseder. Her zaman kadın seksi olmayı başarıyor ve bu kadınların genelde yatakta da başları ağrımıyor. Siz de eğer sevgili kadınlar bu videoyu izliyorsanız böyle olmayı tercih edebilirsiniz. Bu sizin elinizde. Böyle bir kadın olmayı seçebilirsiniz. Böylelikle hem eşinizi yatakta hem de özel hayatınızda kendiniz de mutlu ettiğiniz için mutlu olabilirsiniz. Böyle kadınlar fantazilerini partnerleriyle paylaşırlar ya da partnerlerinin cinsel fantazilerini dinlerler ve bunları hayatlarına, aşk oyunlarına sokarlar. Yatak odasının dışında da bu aşk oyunlarını aslında çok da etraflarına hissettirmezler. Yani bu özelliklerini çok da komşusu, akrabası, ailesi bilmez. Böyle kadınları ne yazık ki hemcinsleri bir tehdit olarak görür mü? Evet, görür. Erkekler böyle kadınları severler, isterler ve evlenmek isterler çoğunlukla. Cinsel çekiciliğinin farkındadır bu kadın. Ancak bu kadınlar bu çekiciliklerini silah olarak kullanmıyorlar. Kendileri de hayatın ve cinsel hayatın keyfini çıkarıyorlar. Seksi tercih eden bu kadınlar için aslında erkekler onları adeta bir kraliçe, bir Kleopatra gibi severler, isterler, evlenmeyi de arzu ederler. Diğer bir kadın özelliği dürüst kadınlar. Aslında dürüst kadınlar da iletişimde çok iyidirler. Yani kendileri net olarak açıklayıp ifade edebilirler. Arkadan entrika çevirmezler, taktikler, oyunlar planlamazlar. Erkeklerin aklından onların böyle ne geçtiğini sürekli okumak zorunda değildir erkekler. Net olduğu için erkek de net olur. Aslında tabii erkek içinde bulunmaz bir nimet bu. Dışarı çıkıp isteyip istemediğini açıkça söyleyen bu kadınlarla ilişki yaşamak erkekler için aslında çok kolay ve rahattır. Dost özellikli kadınlar. Erkekler bazen rahatlıkla her şeyi anlatabilecekleri bir kadın da aslında hayatlarında isterler. Hem arkadaş hem de eş olan bu kadın her şeyle yargılanma, eleştirilme, suçlanma korkusu olmadan hani erkek bu kadınla konuşabiliyor. Maçı birlikte izliyorlar, birlikte arkadaş ziyaretlerine gidiyorlar ve bu arkadaşlıklarını da özel yaşamlarında yatakta da devam ettiriyorlar. Çoğunlukla bir yatak arkadaşlığı şehvetli bir arkadaşlığa dönüşüyor. Çünkü erkekler yatakta ateşli bir kadın istemekten asla vazgeçmezler. Özgür kadınlardan biraz da bahsetmek istiyorum. Özgür kadınlar sürekli erkeği böyle darlamazlar hani tabiriyle. Sürekli soru sormazlar. Neredeydin? Ne zaman gittin? Kimleydin? Ne zaman geleceksin? İşte ne aldın? Ne verdin? Kimle konuştun? Kaç saat kalacaksın? Gibi böyle sorular sormadıkları için hem eşine hem de kendilerine güvenleri tamdır. Gereksiz yere kıskançlıklar yapmazlar. Karşısındakinden de yani eşinden de partnerinden de bu davranışı beklerler. Aslında böyle olan kadınlar... Bu şekilde hem kendine güvenen hem partnerine güvenen kadınlar ilişkinin devamlılığı, sürdürülebilirliği ve uzun ömürlü olmasını da sağlarlar. Şimdi kadınların olmazsa olmaz diğer bir özelliği bakımlı olmaları. Çünkü erkek hem kadın kendi için bakım yapar hem de erkeği için daha böyle hoş görünmek ister, daha çekici, arzu edilebilir görünmek isterler. Erkekler bu güzel kadınları severler. Her zaman kendine bakan, güzel giyinen, kendine yakıştıran kadınlarla da birlikte olmak isterler. Böyle kadınlar hem erkekler için hem de kadının kendisi için çekici ve seksi hissetmesini sağlar. Şimdi düşünsenize, eve geldi, sürekli eşofmanla, gri pijamalarla, yıcıklı pijamalarla, işte saçı dağınık, kendinden bir haber, dişini fırçalamamış, işte kokan bir kadınla kim daha seksi hissedebilir? Veya kadın kendini bu anlamda seksi hisseder mi? Hayır. O zaman ne yapacağız? Evde güzel pijamalarımızı giyeceğiz. Gri ve bakımsız olmayacağız. Çünkü kendine güvenen, kendine bakan kadın aynı zamanda kendini de iyi hisseder. Bu anlamda da böyle kadınları hem erkekler ister hem de biz de böyle olmalıyız kendimize, özgüvenimiz için. Mütevazi kadınlar. Yani kadınların diğer bir özelliği mütevazi olmaları. Aslında böyle mütevazi kadınlar erkeklerin en çok böyle evlenmeyi arzu ettikleri insanlardır. Birlikte olmayı arzu ettikleri bir kadın özelliğidir. Bu kadınlar ekonomik ve maddi hiçbir şeyle ilgilenmezler. Erkekten böyle sürekli pahalı hediyeler istemezler. Daha çok böyle kaliteli bir zaman, birlikte geçirilecek aktiviteler bu kadınlara aslında böyle yeterlidir. Erkek bu kadına hani parayla kendini ispat etmek zorunda olmadığı için böyle kadın özelliği olan kadınlara daha çok yönelirler. Şimdi doğru kadınlara gelelim. Bayan doğru da diyebilir miyiz? Aslında toplumda böyle her ne kadar işte kadının güzelliğine bakılıyor, işte kişiliğine bakılıyorsa da aslında hayatı paylaşacakları, can yoldaşı olacak, onları mutlu eden bir kadını da erkekler ararlar. Aslında her kadın bir bayan doğru olmalı, olduğu gibi davranmalı, numara yapmamalı. Ve böyle olduğu zaman eğer siz doğruysanız, netseniz, arkadan oyun, plan, antrika yapmıyorsanız aslında eninde sonunda beyaz atlı prensinize gerçekten kavuşacaksınız. Bir de baskı yapmayan kadın modeli. Buna ne diyelim? Bayan baskı yok diyelim. Aslında böyle sürekli partnerine evlenmek için baskı yapmayan, sadece ilişki yaşamak isteyen, özellikle evlilikten korkan erkekler için çok biçilmiş kaftan. Partnerine, erkeğe ilişkimiz ne zaman, nereye gidiyor, acaba ne durumdayız, evlenecek miyiz gibi böyle sorular sormaya başlayan kadınlar aslında şu anda var olan ilişkisinin de keyfini çıkaramıyor ve işte o kaygıyla, çünkü toplumda kadının da böyle bir görevi var. Hani bu ilişki ciddiyete gidiyor mu, gitmiyor mu? İşte onunla çıktın, bununla çıktın, bununla çıktın. Artık doğru kişiyi bulamadın. Ya da işte yanlış anlaşılabiliyor. Hatta deniliyor ki işte tuhaf şeyler söylenebiliyor. Ondan dolayı da kadın bu kaygılarla ilişkisinin nereye gideceğini partnerine sormak istiyor. Ancak bu soruyu aslında hani ilk başlarda değil de ilişkiniz biraz ilerledikten sonra sormanız çok daha iyi olur. Çünkü hem sizin için bu rahatsız edici, ilişkinize odaklanamazsınız, keyfinize varamazsınız. Hem de ilişkiyi evlilik için bir amaç olarak görüyorsunuz. Bunu da partnerinize geçiriyorsunuz. İşte öyle olunca da partneriniz bu ilişkiyi sürdürmek istemiyor. Ve ne yazık ki ilişkinizin sonuna geliyor. Evet efendim, bu videomun sonuna da geldik. Neymiş efendim? Dürüst, doğru, net, kendine güvenen, kıskanmayan ve karşısından da bu enerjiyi hisseden kadınlar her zaman için ilişkide hem mutlu oluyorlar hem de mutlu ediyorlar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın.